İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'ın 50 köyü sular altında kalacak. Artsak'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Vladimir Putin'e açık mektup gönderdi. Aram Orbelian, eğer hükümet buranın Azerbaycan toprağı olduğunu söylüyorsa sınır çizmeye başlamanın ne anlamı var? Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Goris'in bazı köylerinin icra edildiğini yeniden teyit ediyor. Suriye'de 15 köy Türk güçlerinin saldırı tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Irak, Ermenistan Cumhuriyeti ile ticareti artırmak istiyor. Artsakh'ın manastır ve kiliselerinin haritası yayınlandı. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır ilinde Silvan Baraj inşaatının gelecek yıl bitmesi bekleniyor. Ardından su tutulmaya başlayacak olan baraj göleti altında 50 köyde sular altında kalacak. Eski bir Roma yerleşim yeri olan Entak köyü de barajın su tutulması ile birlikte tarihe karışacak. Önemli bir tarihi yerleşim yeri olan Entak köyündeki kalesinin tam olarak hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir ancak Roma döneminde yapıldığı kayıtlarda yer alıyor. Entak Kalesi'nde bulunan kilise daha sonra camiye çevrilmiş ve dört köşeli minare sonradan eklenmiş. 2015 yılında sit alanı ilan edilen kale günümüzde bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle harabe durumda. Batı Ermenistan hükümeti Türk yetkililerin özgürce bilgilendirilmiş anlaşmaya olan saygısızlığı ve bu doğal olmayan politikadan kaynaklanan çevresel değişikliklere saygı göstermemelerini kınıyor. Artsax'ta faaliyet gösteren yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu, Azerbaycan'ın Artsax'ta düzenli olarak gerçekleştirdiği provokatif eylemlerin önlenmesi talebiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık bir mektup gönderdi. Mektuptan bir alıntıyı sizlere sunuyoruz. Azerbaycan tarafının bu tür davranışları bölgedeki istikrarı baltalamakta, Arsak halkını tehdit etmekte ve Rusya'nın Arsak'ta yürüttüğü barışı koruma misyonunu irtibatsızlaştırmayı amaçlamaktadır. Hukuk bilimleri adayı uluslararası hukuk uzmanı avukat Aram Orbelyan, Goris Kapan Devletler Arası Karayolu'nda Azerbaycan'ın gümrük kontrol noktaları kurmasına ve ilgili kontrolün gerçekleştirilmesine atıfta bulunarak, Azerbaycan'ın böylece Ermeni tarafının yolunu kapattığını dile getirdi. Ona göre her şey çok basit, mantıklı ama aynı zamanda yasa dışı. Değerlendirmeye göre bu topraklar Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprakları olduğu için bu eylem uluslararası hukuk açısından yasadışıdır. Aynı zamanda Ermeni makamları bu yasa dışı eylemleri uluslararası hukuk açısından meşrulaştırıyor, Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu, Azerbaycan'ın istediği her şeyi yapabileceklerini iddia ediyor. Bu kısım henüz hiçbir şekilde sınırlandırılmamış ve yasal bir dayanak olmaksızın sınır belirleme olamaz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi açıklamalarına göre sınır çizme ve sınır belirleme çalışmaları resmi olarak başlamadıysa, bundan önce Goris Kapan Karayolu'na Azerbaycan gümrük kontrol noktalarının kurulması o kesime aidiyet meselesinin tartışılmasına olanak sağlayacak mı? Sorusunu Orbelian, aynı insanlar iktidarda kaldığı takdirde hiçbir müzakere söz konusu olamaz diye cevaplandırdı. Batı Ermenistan hükümeti Ermeni ulusunun haklarına zarar veren tüm kararlara geçersiz saymaktadır. Değil mi ki Ermenistan ve Azerbaycan'da 1920'de doğu sınırlarının sınırlandırılması konusunda Sevr Antlaşması'nın 230. maddesine ilişkin demografik veriler olan bir çalışma mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Goris bölgesinin Bartravan, Şurnuh ve Vorodan köyleri arasındaki bağlantının gerçekten zorlaşmadığına dair basın yayınlarını reddediyor. Ombudsman, uluslararası ortaklarımızı yanlış yönlendirmekten korumak ve bu yanıltıcı provokasyonları önlemek için insan hakları savunucusu personeli tarafından doğrudan elde edilen kısa bir video olan nesnel kanıtlardan birinin yalnızca bir kısmını yayınlıyorum diye yazdı. Video hakkında yorum yapan Tatoyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin halkının özellikle de adı geçen köylerin sakinlerinin yolun bu kesimlerinde özgürce hareket etmesinin ne kadar zor olduğunu gösterdiğini ve insanların birkaç yerleşim yerlerinin tecrit edilmesi de dahil olmak üzere insani sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Videoyu buradan izleyebilirsiniz. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde Türk güçlerinin olası bir saldırı tehdidi altındaki köylerde yaşayanlar evlerini terk etmeye başladı. Suriye Demokratik Güçlerinden yapılan açıklamaya göre şu ana kadar Tel Tamer ile Ayn İsa ilçeleri arasındaki 15 köy tamamen boşaltıldı. Basın sözcüsü Ferhat Şami, Türkiye'nin yeni bir askeri operasyona hazırlandığını belirterek, işgalci Türk askerlerine ait zırhlı araçlar eşliğinde yüzlerce paralı asker çeşitli kavşaklarda konuşlandırıldı. Güçlerimizi defalarca kışkırtmaya çalıştılar, dedi. Tel Tamer yakınlarındaki Ayn Abit köyünde yaşayan 52 yaşındaki Abdülkerim Ahmet bir Kürt medya kuruluşuna olası bir tür saldırısından korktuğunu söyledi. İnsanlar kesinlikle zarar görecek, evlerini terk edip göç etmek zorunda kalacaklar, geçim kaynağımızı kaybedeceğiz diyerek uluslararası toplumu olası bir savaşı önlemeye çağırdı. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Vahan Keropyan, Irak Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Dok Suhalyan Halil Al Cuburu makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın bildirdiğine göre sıcak karşılama için teşekkürlerini ifade eden Dok Halyan Halil Alcubur, Irak Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti Irak ilişkilerini güçlendirmek, Ermenistan Cumhuriyeti ile ticaret cirosunu artırmak istediğini belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Irak için önemini ülkesinde Ermenilerin popüler olduğunu vurgulayarak kaliteli iş yaptıkları için Ermenilerle işbirliği yapılması gerektiği görüşünü dile getirdi. Masaat Güzar, iki ülkenin hükümetler arası komisyonunun Bağdat'ta bir toplantı yapmasını önererek Irak'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin inşaat ve enerji sektörlerinde uzmanlaşmış şirketlerin ülkelerinin yeniden inşasına katılımıyla ilgilendiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Irak hükümeti adına Ermeni şirketlerini desteklemeye hazır olduklarını da ifadesinde belirtti görüşmenin sonunda bakan Irak'ı ziyaret etmek üzere bizzat başkanlık yapacağı bir iş heyeti oluşturmayı teklif etti. Dünya Ermenileri Katolikos 2. Karaki'nin kutsamalarıyla Surp Eçmiyaz'in ana makamının yayın evi, Ermenistan haritaları yayınlama konusunda uzmanlaşmış Kolaj adlı yayın ile işbirliği içinde Ermeni Genel Hayırsever Birliği'nin finansmanıyla Artsakh'ın tarihi manevi anıtları başlıklı haritayı Ermenice, İngilizce ve Rusça olarak yayınladı bu ana katedrali yayın evinin ayrı bir harita yayınlamasındaki ilk girişimi olmamasıyla birlikte haritanın manastır ve kiliselerin yoğunluğu açısından bir emsali yoktur. Haritalar ayrıca sınır belirleme açısından benzersizdir çünkü Arsak'ın Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ve 2020 yılında halihazırda Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilen toprakları üç farklı çizimle işaretlenmiştir. Bu haritada esaret altında kalmış tarihi ve dini öneme sahip manastırları, kiliseleri ve anıtları net bir konumla görmek mümkündür. Değerli yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, dünyanın farklı yerlerinde sürgünde yaşamaya mecbur edilen Ermeniler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV ilkeleri ve düşüncesine bağlı kalarak Ermeni yanlısı faaliyetlerini sürdürmektedir uzun yıllardır devam eden çalışmalarımız ana vatanımız olan Batı Ermenistan'da ve dünyada meydana gelen olaylar hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Televizyonumuz Western Armenia TV dünyadaki tüm Ermenileri birbirine bağlayan köprü olmaya devam ediyor. İlişkilerimiz ne kadar yakın olursa Batı Ermenistan'ın ihlal edilen haklarının iade edilmesi yönündeki haklı talebimizin zaferine o kadar yakın olacağız desteğiniz birliğimize daha da katkı sağlayacaktır. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size İzabel Bayraktarya'nın seslendirdiği Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Ermeni çocuk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.